efendim yavru vatanda biz diyelim kepçe, onlar kazan olsun. Gezdik 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 ama bize burada en büyük desteği Şazia Hanım verdi. Ulaşım sponsorluğunu verdi. İlk önce kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Efendim ilk önce şuna gideyim. Aslında Şazia Hanım'ın hikayesi o kadar farklı ki buradan ta biz 70 küsür 1958'lere kadar gideceğiz. Anlatabilir misiniz nasıl başladı bu serüven? Şoför okulu mesleğimize babamın sayesinde başladık. 58 yılında babam Limassol'da bu mesleğe başladı. Daha sonra 70'lere kadar yani 74'te barış hareketi olduğunda biz güneyden kuzeye geçtiğimizde burada gene kurulu olduğu için iş yerimiz. Oradan buraya geldiğimiz zaman devam ettik bu mesleğe. Babam rahmetlendi, annem devam etti. Daha sonra biz devraldık. Halen devam ettirmeye çalışıyoruz. Anneniz ise ilk eğitmen. Evet, Kakatici tarihinde 74'ten sonra ilk bayan eğitmen unvanını almıştır. 58 yılında babam Limassol'da yaşıyorduk. Orada Lefkoşa'dan biri, Tekin Birinci diye biri vardı. Geldi şube açmak istedi. Babamı da eğitmen olarak yanına aldı. Bir sene yanında çalıştı babam. Bir sene sonunda, tabii o zaman ulaşım gene zordu. Yani Lefkoşa'dan Limassol'a gelmek. Bir sene sonunda geldiğinde hesaplaştıklarında, çünkü ödeme şeyi vardı, bir şey kazanmadığını anladı. Dedi ki tamam Ahmet, ben sana bırakıyorum arabayı, vereceğime karşılık sen bundan sonra devam et. Adam tekrar Lefkoşa'ya döndü. Babam orada Limassol'da devam etti. Sonra nasıl oldu serüven? Annenize nasıl geçeceğiz? Annem 74'ten sonra eğitmenliğe başladı. Çünkü 6 kardeştik biz, küçüktük hep sık sık. Doğum yaptığı için bizimle ilgileniyordu, çalışmıyordu. Güneyden kuzeye geçtikten sonra okula biz gidiyorduk hep çocuklar. Annem eğitmenliğe başladı ve yani bayağı uzun süre bu mesleği sürdürdü babamla beraber kuzeyde. Bu defa emekliye çıktı. Babam rahmetlendi, annem yaşlandı, emekliye çıktı, biz devraldık. Ama biz de yani her zaman bu işin içinde yanındaydık. Tüm kardeşlerim, hepsimiz beraber yürüttük bu şeyi. Şimdi burada iki tane alan var. Biri sürücü kursu. Sürücü kursu, diğeri de rentekar. Rentekar olarak 74'ten sonra yapmaya başladı babam. Gene KKTC'de ilk rentekarları açan şahıstır babam. Biz de onun sayesinde bugüne kadar yürütmeye çalışıyoruz. Aslında babanızdan alıp firmayı devam ettiriyorsunuz. Evet, devam ettiriyorum. Altı kardeş hepiniz aynı şekilde mi buradasınız? Şimdi 4 kız 2 oğlandık. Oğlanları ne yazık ki kaybettik. Birini 3 yıl önce, birini 3 ay önce. Diğer kız kardeşlerim, küçük kız kardeşim yanımda. Diğerleri ev hanımıdır. Devam ediyor yani. Ev hanımlığına devam ediyor. Biz iki küçük kız diyeyim artık. Küçük de değiliz ama devam ettiriyoruz bu mesleği. Eşiniz? Eşim Narinci. Yardımcı olmadı mı? Yok. Sen yapmak istersen buyur yap dedi. Ben bu işle uğraşmak istemiyorum. Çünkü o toprağı daha çok seviyor. Bahçelerle uğraşıyor. Portakal bahçelerini seviyor. O tarafta, biz bu tarafta. Yani, o nerede? Güzelyurt bölgesinde kalıyoruz. Orada narinciye bahçelerimiz vardır. Onlarla uğraşıyor. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evlatlarınız var aynı evet, zamanda. İsterseniz evet, kısaca onlardan bahsedelim. 3 tane, 2 kız 1 oğlum vardır. 3'ü de şu an üniversitede okutup yerleştirdikten sonra emekli olmayı düşünüyorum. Yani <yeter. gülüyor> sonra filamayı onlara verecek. Evet, evet. Ben daha fazla babamı örnek alarak bu yolda gidiyorum. Babamın çalışmalarıyla, babamın işleyiş şeyiyle onu daha fazla örnek aldım. Ama annem de çok destek oldu bana. Yani beni yönlendirerek, çünkü babam hayatta değil, keşke hayatta olsaydı da o yönlendirseydi. Annem öyle yapma kızım, bu yanlış, bu doğrudur, bu böyle yapman gerekir. Onun şeylerle, tavsiyeleriyle bayağı bir şey yaptım yani.
yürütmeye çalışıyorum işte. Bence çok güzel yürütüyorsunuz çalışmalarınızı. Annenizin tarihinde burada araba kiralamaya geldikleri zaman onun yaşadığı zorluklar var mıydı? Şimdi annem şoför okulundaydı. Babam ikisini de, hatta babamın otobüs şirketi de vardı. Yani daha da geniş kapsamlı bir şey vardı. Babam her ikisini çalıştırıyordu. Annem şoför okulunda eğitmenlik, idarecilik işte. Eskiden daha değişikti. Herkes çekinirdi. Çok vasıta da yoktu. Bayan eğitmen aranıyordu. Çünkü çekiniyorlardı. 74'te bayağı bir şey vardı. O yüzden yani annem başarıyla yürüttü bu mesleği. İnşallah biz de... Siz araba kullanabiliyorsunuz. Evet, kullan. Eğitmenim de artık zaten şoför okulu açmak için bugün ayrı sınava giriyorsun. Eğitmenlik alıyorsun. Eğitmenlik aldıktan sonra açabiliyorum belli şeyler var. Tabii yani bir sınavdan bir kurstan geçtik biz de ama tecrübelerimiz baki. Evet. Soracağım, nasıl geliyorlar size? Şimdi tanıyorlar bizi. Daha çok tanıdıklarımız geliyor. Çünkü annesine babasına aldık. Onun çocukları geliyor şu anda. Yani her gelen hatta diyor ki bana Ayşe aldı, Ahmet dayı aldı. Ben de sizden almak isterim. Yani tanıdık. Tabii yabancılar da var bilmeyen ama babam bir isim yaptığı için o isime göre duyarak geliyorlar. Aslında ne kadar güzel kökte olmak değil mi? Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Siz Kıbrıs'ın yerlisisiniz ama. Evet. Ama güney tarafını. Evet, Limasol kazasından gelmeyiz. 74'te harp çıktığında orada üstlere gitmek zorunda kaldık. Babam arabayla kaçak yollardan geldi. Biz daha sonra Türkiye'ye gittik uçakla. Oradan gemiyle kuzeye geldik. Burada işte hayatımızı sürdürmeye devam etmeye başladık. Evet. Tekrar burada bir araya geldiniz. Güneyden ayrıldık. Evet, babam, ablam da babamla geldiydi. Biz sonra iki kardeşim dağ yolundan, amcam ve halamla geldiler kaçak yollardan. Biz de iki kardeş, annem Türkiye'ye uçakla gittik. Oradan Kıbrıs'a geldik ve birleştik yani. Bayağı bir öyle dağıldık. Ondan sonra toparlandık. O günlerle ilgili ne söyleyebilirsiniz? O günler çok kötü. Yani hatırladığımızda korkuyoruz. Hala daha o korku içimizde var. Ama huzurluyuz şimdi, mutluyuz. Yani rahatık. Bu tarafta güvendeyiz. Yani yaşadık, korkuyu da yaşadık, her şeyi. Ama artık yani güvende olduğumuz için huzurlu ve mutluyuz kuzeye geçmekle. Son olarak ne söylemek istersiniz? Babam Allah rahmet eylesin diyorum. Anneme uzun ömürler, iyilik versin. Onların sayesinde biz de yürüyoruz artık. Ekmek paramızı değilim. Onların sayesinde. Onlar kurdu, biz yürütüyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz. Onların sayesinde yapıyoruz. Yani. Ondan sonra nereye gidecek bakalım bu iş? Emeklilik. Çocukları büyütüp, onlara devretip artık emekli olmak. Galiba bir asırı devireceğiz. 100 yıl olacak. Kısmet. Allah nasip etsin. İnşallah o günleri de görürüz. Şahsi Hanım, o kadar güzelsiniz ki. Güler konuşurken bile hep tebessüm ediyorsunuz. Burada olmaktan, bu desteği bize vermenizden ve biz sizin sayenizde Kıbrıs'ı karış karış gezmekten dolayı size ekip olarak çok teşekkür ediyorum. Show Life ailesi olarak. Son olarak ne söylemek istersiniz ve burada programı kapatacağım çünkü. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bizimle geldiniz, konuştuk. Show TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Zaten devamlı izlediğimiz bir kanal. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Efendim, Kıbrıs'a eğer yolunuz düşerse Şaziye Hanım'a muhakkak kapısını çalın. Size bence burada hem gideceğiniz noktalarda hem de yapabileceği en büyük jestlerin hepsini yapacağına emin olabilirsiniz. Biraz sonra tatlılarımız gelecek. Biz tatlıları yiyeceğiz. Bakalım Show Life biraz sonra nerede olacak Kıbrıs'ın?